Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hani İstemiyorum. O kıza... Bak anne, sen benim annemsin, ben söyleyemiyorum ama. Hani sen bu kıza diyordun ya, sen bana terbiyesiz diyemezsin diye. Sen şu an yaptın ama. Evet. Bak sakın beni yanlış anlama. Sen benim annemsin, şu an yaptın ama. Ne yaptım sana? Terbiyesizlik yaptın mesela, kıza hakaret ettin. İstemiyorum işte, ifade ediyorum. Bırak şu kızı. Ben çık istiyorum. Ömrümün sonuna kadar da burada beklerim. Sıkıntı yok. Gerekirse burada olmazsa bu giderim Rusya'ya. İnanma, o kızı getiririm. Sen merak etme. Senin karakterin bu değil Canet. Benim karakterim bu. Ben 7'de neysem 70'imde doyurum. Bütün insanlar öyle. Kusura bakma anne. Bunca sülalene, akrabalarına, arkadaşlarına, bütün sülalemi, izin bak, bütün sülalemin hepsi senin olsun. Ben sülalede istemiyorum, kimse istemiyorum. Anastasya buraya gelsin, biz evlenelim burada. Kınamız olsun, nikahımız olsun, ben senin yanına bir daha ömür boyu gelmem. Caner, onu bırak, yüzüğü at, haftasında sana daire alacağım. İstediğini al, istemiyorum. Önüme servet de koysan ben o kızdan vazgeçmeyeceğim. Efendim Demet. Hala maldan mülkten ya da şeyi de söyleyebilir Anastasya. Ya annen ya ben tekrardan böyle bir şey de söyleyebilir. Pardon Caner, o zaman ne yapacaksın peki? Tekrar ortada kalacaksın sen yine. Bence Allah, şimdiden özür dile sen Anastasya'dan. Şimdi bak, ortada da kalmaya dilemem razıyım. Dilemem demiyor zaten. Perişan olmaya da razıyım. İkisinin arasında eriyip bitmeye, burada kül olmaya da razıyım. Yeter ki o kız buraya gelsin. İnşallah ya, gelir. Semra... Caner, Anastasya hoşça kal demiş, gitmiş. İnşallah ülkesine gitmemiştir. İnşallah. Eğer gitmiş ise de git arkasından doğru memleketine, al gel. Gideceğim abla. Dedi yani, gider alırım şey dedi. Giderim. Melek Hanım oğlum dedi ki gerekiyorsa giderim. Anastasya'yı Rusya'dan alırım. Tekrar buraya getiririm. Ya iş bahanesiyle giderim, yine giderim Rusya'da. Bunu biliyorum, onun evine kadar biliyorum. Dolaşırım, bulurum onu abla bir şekilde. O Rusya'ya gittiğini bileyim, bulurum ben onu. Sen gidene kadar yağlı kapı bulur, rahat ol. Orada çalışan çok var. Bak bu da çok büyük hakaret kıza mesela. Bulur bulur. Dün de dedin bunu. Yani ne desem kızım, anlamıyor ki abla. Anladın mı Anastasya'nın yüzük atma nedenini? Ben söyledim. Dün de dedi ki bunlar dedi yağlı kapı buldu mu seni atacaklar dedi. Kız şey oldu yani, ne demek ben söyledim yağlı abla. Kapı. Zaten burada kendilerini gösterdiler. Bir suçu yok. Ben nişanlıma güveniyorum. Nişanlımın bir suçu yok. Nişanlım sizin dediğiniz gibi artık dayanamadı, çıktı gitti. Evet. Ben de o anda bir sinir geldi, gözüme perde indi. Ben de sinirlendim, çıktım gittim. Evet. Oğlum atılır, bunu hep söylüyoruz. Yüzük atılır. Olur böyle şeyler ama keşke yaşanmasaydı. Keşke olmasaydı. Ben onun bana yaptığı hakaretleri affedemiyorum. O kızı sevmiyorum, istemiyorum. Affedemiyorum ya. Benden bin kere özür dilese bir keresini duymam. İstemiyorum yani. Ben yabancı gelin istemiyormuş değilmişim. Ben Anastasya'yı istemiyormuşum. Gel yuvanı kurayım. Üzücü. Sana daire alayım. Arabanı değiştireyim. Borcunu da katlayayım üstüne. Bırak tertemiz gel. Bırakmam. Sıfır bir hayat başlatayım. Ölsem de bırakmam. Vallahi Melek Hanım, burada herkes çok üzgün. Anastasya döner mi, dönmez mi bilmiyoruz. Caner, ben her türlü özrü dilerim. Yeter ki dönsün, ne istiyorsa yapacağım dedi. Şadıman burada, tansiyonu mu çıktı, indi mi? İçtin mi? Su gönderdim sana. Benim de gözüm Şadıman'da, Allah korusun. Seda Hanım, biliyorsunuz benim zaten öyle bir yürek acım var. Melek Hanım da biliyor. Evlatlara pek dayanamıyorum. Evet. Zaten dün de ona gitmiştim, biraz moralim bozuk. Caner'e de çok üzülüyorum. Yani bir anne olarak ben Melek Hanım'ın bazı şeylerde onaylıyorum ama bazı şeylerde de asla onaylamıyorum. İki gönül bir olunca ne olacak ki? Ben sana şunu alırım, ben bunu alırım. Hayır, bırak sevdiğini alsın. Evet. Ayırmakla eline ne geçecek? Bazen Melek Hanım'ın yerine de kendimi koyduğumda bizim göremediğimiz bir şeyi görüyor diye düşünüyorum. Evet. Yani... Melek Hanım evlatlarına düşkün bir kadın. Evet. Melek Hanım da zamanında çekmiş bir kadın. Evet. Bak Caner geçen gün ne dedi? O da istenmiyordu abla. Benim annem abla. De istenmeyen gelindi Seda abla dedi. Şimdi Melek Hanım bence çocuğunu çok iyi tanıyor. Bu savaşı da o yüzden veriyor. Evet. Biraz önce bile ne dedi? Ben kazanacağım. Ben seni bırakmayacağım dedi. Evet. Yani belki de görmediğimiz bir şeyi görüyor. Belki de oğlumu daha çok üzecekler diye düşünüyor. Bilmiyorum, kendine yapılmış bilemiyorum. Ya intikam alıyor abla. Kendine öyle yapılmış ya zamanında. Şimdi de o kıza yapmaya çalışıyor bence. Benim gördüğüm de bu. Öyle mi? Ah sen. Bilmiyorum artık. Evet, yani Anastasya çok eziyet ediyor. Şey Sedan, ben bir şey söyleyeceğim. Anastasya geri gelecek.
Ben öyle hissediyorum. Şu an çok kızgın. Kızgın. Haklı. Aşırı derecede kızgın. Uğramadı, hakaret kalmadı kızım. Anastasya şu stüdyoyu terk etmekte geç bile kaldı. Uğramadı, hakaret kalmadı kızım. Ben dünyada oturmazdım böyle. Aa, evet. Üstüm hepsi birden. Ama seviyor Caner'i. Gelecek Seda Hanım. Gelecek. Seda Hanım. İnşallah gelecek. Caner'in gözyaşları işe yarayacak. Evet. Efendim Tülay'cığım. Evet. Ben yine Melek Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Caner'le Anastasya, Mehmet'le Olesa gibi aniden bir nikah kıyıp karşısına gelse ne yapacak acaba? Kafasını taşlara vurduğu zaman yarılacak. Vallahi... Bir pişmanlık yaşayacak. Ben yine aynı şekilde tırnağımı oğlumun üstünden çekmem. Evlat benim. Bırakmam, yedirmem, harcatmam çocuğumu. Tamam, nikah kıyılmış olacak. O zaman ne yapacaksınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Ya nikah olsa ne? Ben evladımı rahat bırakmam. Şimdi, sizden bir şey rica ediyorum Seda Hanım. Orada suyumuz vardı bildiğim kadarıyla. Soğuk olsun. Caner'e de verin. Tülay Hanım'a ve Ayşe Hanım'a verin. İçip serinlesinler. Sen bunu şöyle mi görüyorsun? Anastasya'nın planı gerçekleşti. Evet. Çok özür dileyerek Melek Hanım'ın kullandığı lafı kullanacağım. Hadi hadi yağlı kapıyı buldu da gitti. Bu bir bahane. Öyle mi görüyorsun? Herhalde. Çünkü zaten bir bahaneydi. Soğuk su içsinin altında bu yatıyor. Evet, içsin o soğuk suyu, bitti. Ağla annem, açılırsın. Bak, ben o kızı kimse... Bak, ben hiç ağlamıyorum. Ben o kızı peşini bırakmayacağım anne. Ben çok ağladım senelerce. Ben o kızı peşini bırakmayacağım ve ben o kızı da alıp getireceğim buraya. Ben onu nikah kıyacağım. Bak, Caner, elimden geleni yapacağım. Gerekir sonra kul köle olacağım ama o kızı buraya getireceğim. Caner, senelerce ağladım evladım diye. Ha, gelmiyor mu? Mahallesi tarafından tutuluyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Ömrümün sonuna kadar da kimseyle evlenmeyeceğim. Senin zaten bunu bütün Türkiye öğrendi zaten. Evlenirsin, oho! Ha, evlenirsin. Eğer bana bulduğun kız, eğer birazcık gururu varsa bu sözümden sonra bana talip olmaz. Oğlum, seni Anladın tanıyorum. Mı? Heh. Seni tanıyorum. Beni tanıma. Beni sen tanıyamamışsın. Sen benim seni nasıl bir insanı nasıl sevdiğimi, nasıl değer verdiğimi sen tanıyamamışsın. Bilememişsin anne. Sen bir su iç de kendine gel. Ben kendine. Sumu da içmiyorum. Ben kendimdeyim. Sen kendine gel. Ben iki hak kıydığım zaman benim yüzümü göremezsin. Bitti sen de işin benim. Ya efendim, sen Murat. Onu geç. Hadi bakalım. Geç geç onu. Aha, geçi göreceğiz. Anastasya göreceğiz. Çok hakarete uğradı ve sizin de söylediğiniz gibi stüdyodan çıkmakta geç kaldı. Evet. Ama Caner'in bu sevgisi inşallah döndürecek. Anastasya gelecek diye düşünüyorum. Elena'yla Melek Hanım beraber oldular, başardılar. İnşallah başaramazlar. Yalnız Melek Hanım kadar Elena da istemiyor. Evet, istemiyor. Bu da Melek Hanım'ın işine yaradı. Evet, maalesef yağ sürdük beyni. İşine yaradı. İstemiyor. Evet, ben Elna'yı sevdim. Elna'nın da bir planları var. Evet. Bilemeyiz yani. Zaten Doğan abi, anne, Elina, bunların hepsi aynı kafa. Değişen hiçbir şey yok abla. Bir de Mehmet Bey var, Mehmet'in amcası Mehmet Bey. Bir de Mehmet abi var. Efendim Semra'cığım. Melek Hanım, eğer Anastasya yağlı kapı bulup gitti dediniz ya, eğer öyle bir şey olsaydı Caner onu nikah masasında bırakıp gittiğinde gider o yağlı kapıyı bulurdu. Anastasya Caner'i deliler gibi seviyor ve geri dönecektir. Kendisi demedi mi? Elimi sallasam ellisi. Gitti gece kulübüne elini salladı. Gitti şuraya buraya gezmeye kolunu salladı. Ne hali varsa görsün. Ben el alemin kızından işim yok. Benim oğlumun orada onların karşısında ezilmesi, küçük düşmesi benim gururuma dokunuyor. Bak, senin anlamadığın ne var biliyor musun? Ben o kızla evlendiğim zaman ben o kızla yaşayacağım. Elina bizle yaşamayacak. Sen ona koca ya sen olamazsın bizle yaşamayacaksın. Ki. Sen ona koca olamazsın. Niye olamayayım ya? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Neyi ima ediyorsun sen ya? Bak, ben kendime güvenmiyorum. Sen başa çıkamazsın ondan. Ya sen kendine güvenme. Ben kendime başa çıkarım. Çıkabiliyorum ki. Bak, ben öyle bir kızla getirdim ben bu başa işi. Çıkamam. Ya, çünkü o kız... Bak, anne, bak ben sana laf anlatamıyorum. Ya Allah aşkına benimle konuşma özgür, ya. Ya konuşma benimle ya anne. Gel, konuşma gel, ya. Gel anne. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Hep aynı cevapları veriyorum. Sıkıldım senden ya. Gel gel sen ona... Sen gelmiyorum. Melek, gelmiyorum. Ölene kadar da gelmeyeceğim. Al evinin başına çal. Biraz önce Caner'e oradakiler seni gömüyor dedin. Sen yapıyorsun bunu.
Ben bu yüzden diyorum işte ona yazıklar olsun diye. Anne ya bu. Senin oğlunu çok seviyorlar. Evet, ortalığı karıştırma rica ediyorum. Evet çok seviyorlar. Evet. Ben istemediğimi bile bile Rusya'ya git, elini tut, bırakma, nikah yap. Anneni dinleme. Başka gelmiyor bana soru. Onlardan bana başka bir şey gelmiyor. Orada bir iki tane hanımdan başka diyorlar hepsi ki, bana yapıyor yapacağım. Melek Hanım diyorlar ki soğuk suyu sen iç evinde diyorlar. Ben içiyorum bak. Bak 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 soğuk içiyorum buz gibi bak. Ay ne rahatsın bu ya. Bu ilişkinin üstüne buz gibi su içiyorum. İçim ferahladı ayol bu ne ya? İç iç son gülen iyi güler sen merak annem, etme. Annem gel sana kahve i̇ç yapayım. İç seni ben burada nikah bastığım zaman nikah cüzdanını alacağım öyle içeceğim kahve senin gel karşında. Anne. Sen bekle. Gel gel çocuğum eve gel. Sen kızı kıskandın. Kızı bu kadar, o kadar çok sevmesini kıskandın sen o maalesef. O kadar çok evladımı bana hasret bırakmışlar ki. He. Aman aman ben yok, neyini yok, ona, isteyeyim. Ona öyle demiyorlar. Bizim buralarda diyorlar ki oğlunu paylaşamadı diyorlar. He. Yok bizim ben oğlumu buralarda paylaşırım gelsin aday göstereyim sürüsüyle. Ya sen sürüsünle bütün adaylarla alt uzak dur kardeşim bak. Sen annem olabilirsin ama sadece annem olarak seviyorum seni. Sana ben karşı sana fazla bir sevgim geliyor kalmadı. Sen dün yaptıktan sonra bu hareketleri sen benim gözümde bittin anne. Caner çok komiksin. Anladın mı anneciğim? Bak annemsin, sana saygı duyuyorum ama seni gerçekten artık var ya eskisi kadar sevmiyorum.